Şimdi diyorlar ki bir dakika kardeşim, o zaman ahlaksızlık nasıl oluyor? Yani o öyle değil. Mesela işte insanda öyle yapılışına uygun bir şey olsa herkes bunu bilirdi. Herkes ona göre yaşardı. Çok az ahlaksızlık görürdük falan gibi hemen tartışmalar alevleniyor. Ve bir de şöyle bir şey var. Biz ahlak tanımını genellikle böyle yaptığımızda alışmadığımız bir soru geliyor hemen aklımıza. Acaba hayvanlarda, bitkilerde, tabiatta ahlak var mı? Şimdi biz genellikle ahlakı insana dair bir şey olarak tanımlıyoruz. Hep insani bir sorunsal olarak konuşuyoruz ama acaba hayvanlarda ahlak var mı? Eğer ahlak biraz önce tanımladığımız gibi bir şeyse hayvanlarda da geçerli olabilir değil mi? Onlar da yapılış amacına, evrimsel adaptasyonlarına uygun yaşıyorlarsa gayet güzel olur. Ama mesela bir aslan, etobur bir hayvandır biliyorsunuz, vejetaryen olmaya karar verse ne olur? Aslan vejetaryen olmaya karar verebilir mi? Veremiyor, işin enteresanı bu. Böyle bir değişiklik yapmaya yeltenemiyor. Neyse onun dışında bir şey olmaya kalkışmıyor. Ya da ne olduğunu unutmuyor. Mesela zürafaların toplanıp da abi biz zürafalar niye böyleyiz, nasıl daha iyi olabiliriz diye bir toplantı yaptığını, kongre düzenlediğini gördünüz mü mesela? Zürafanın derdi yok. Zürafa, zürafa işte. Otunu ye, yat uyu, üre, ye, iç falan. Neyse sistem bunun dışına çıkmalarına izin vermiyor. Dolayısıyla bu açıdan bakacak olursak aslında hayvanlar, hatta bitkiler, hatta mantarlar, hatta bakteriler alemi bir hayli ahlaklı olmalı. Peki biz oraya bakınca ahlak öğrenebilir miyiz? Hiç fena olmazdı değil mi? Fakat çok zor. Mesela kimlere bakalım? Kedi, köpek işte sürekli görüyoruz şeyde. Şehirde yaşayan insanlar için hayvanlar onlar. Hadi biraz kırsala gidiyorsanız inek, koyun, keçi falan. Fakat orada bir problem var. Bunların hepsi hemen hemen bizim ıslah ettiğimiz hayvanlar. Doğada bu haliyle pek bulunmayan hayvanlar biliyorsunuz değil mi? Mesela köpek diye bir canlı doğada yok aslında. 10-15 bin sene kadar önce biz bunları kurtlardan seçe seçe, ürete ürete bugün köpek dediğimiz canlıyı yaptık. Kediler biraz daha doğal hallerine benziyorlar ama bu vaşak benzeri canlılardan evrimleşmiş ve insanla uyumaya adapte olmuş canlılar, insanla yaşamaya uyumlanmış canlılar. İşte koyunlar, keçiler, büyükbaş, küçükbaş hayvanlar bunların hepsi gıda üretimi için, işte etinden, sütünden faydalanmak için seçip irileştirdiğimiz, işte o kocaman kocaman kamyon gibi hayvanlara dönüştürdüğümüz ara sıra canlılar. Onlar pek doğadaki konu hakkında bize bilgi veremeyebiliyorlar. Mesela bazıları çok aşırı yiyor. Doğada büyük ahlaksızlık bakarsan. Doğada öyle nasıl yiyeceksin? Ama sen bunun önüne çiftlikte koyuyorsun mamaları, gümbür gümbür götürüyor bu. Yüzlerce kiloluk böyle hatta tonajlı inekler elde edebiliyorsun. Belki yakın çevremizdekilere değil de uzak doğaya biraz bakalım diyeceğim. Şimdiye kadar gergedan görmüşsünüzdür. Yok. Ben de görmedim vallahi. Hayvanat bahçesinde falan denk gelirse. Bu hayvanları hayvanat bahçelerinde görmek de onların yaşamlarını ya da ahlaklarını görmek için uygun bir yer değil. Çünkü onlar o tip yerler, o hayvanlar için çok stresli yerler. Gerçek hayatta, doğada gergedan, efendim kaplan, maymun vesaire görmüş olanımız var mı? Pek yok. Ben Afrika'ya gittim mesela. Çok uğraştım görmek için. Dediler ki safariye çıkmamız lazım. Şu kadar $100 vermen gerekiyor falan da pahalı geldi vallahi. Ne gideceğim dedim oraya. Sonra arabayı park ederken 3 tane el ele tutuşmuş kapuçin maymunu ailesi önümden pıtı pıtı geçti. Aha dedim bedavaya gördüm. Bir de böyle çok isterseniz denk geliyor ama o kadar. Mesela siz Türkiye'de yaşayan bir insan olarak, Avrupa'da yaşayan bir insan olarak doğal hayata artık pek rast gelmiyorsunuz. Ve doğal hayatın aslında ne olduğunu pek bilmiyoruz. İşte tam burada her zaman reklamını yapmayı çok sevdiğim biyoloji devreye giriyor efendim. Biyolojiyi biraz güzel okursak, merak edersek, o popüler biyoloji kitaplarına biraz bakarsak, biyolojik araştırmalardan azıcık nasiplenmek istersek acayip şeyler öğreniyoruz.